Yani şimdi bu Defne bacı yani öyle böyle bir şey değil yani. Şimdi siz tam böyle mi diyorsunuz? Hiç sorma İrfan. Hayır bırak sorsun. Sor sor. İstediğin kadar sor. Sen ne diyorsun ya? Taş taş. Tanrı bazı erkeklere zeka vermiş, bazılarına güzellik vermiş. Beni ikisiyle birden lanetlemiş. Ben ne yapayım? Ben sizi vallahi anlıyorum beyefendi. Bakın burada ben de aynı dertten muzdaribim. Sorma ben de. Hadi oradan be. Ne diyorsunuz siz be? Bir bana bakın, bir de gidip aynaya bakın. İkiniz toplansanız çeyrek ihsan etmezsiniz ya. Hayret bir şey. Ben ne yapacağım ya? Ben ne yapacağım bu durumda? Ben zeka desem bende, başarı desem bende, güzellik desem bende, o bende, bu bende, hepsi bende, hepsi. Yani ben şimdi burada sizi kıskanmıyor değilim, affedersiniz. Burada ben sırlarımı ortaya dökeceğim şimdi. Bakın, bizim dış işlerinde aynı odada çalıştığımız bir sekreter var. Yani hayatında bir defacık olsun beni şöyle göz ucuyla süzmüş değildir. Ya kadın 80 yaşında. Belki diyorum göz ucuyla süzecek takati kalmamıştır ama olsun, insan arada bir istiyor yani. Ah Yorga. Kadınlar seni çekici bulmadığı için ne kadar şanslısın bir bilsen. Affedersiniz, ateşinizi alabilir miyim? Bak kızım, aslında ateş istemekle gerçekten ne istediğini, bunun ardından ne geleceğini bilecek kadar olgun bir adamım ben. Yapma bana bunu. Gözünü seveyim yapma. Benim zaten derdim başımdan aşmış. Git yaşı yaşına başı başına uygun birini bul. Yorma beni, gözünü seveyim. Görüyorsunuz değil mi? Ben ne yapacağım ben ya? Yani hayatımın bundan sonrası benim çok zor geçecek, anlaşıldı. Ben yüzlercesini böyle başımdan def etmek için uğraşacağım her gün. Bu nedir ya? Bu Allah'ım neden ben ya? Neden ben? Kısa, biraz abartmıyor musun durumu? Ben mi abartıyorum? Ben mi abartıyorum? Pes ya. Burada niye İrfan'dan istemiyor? Niye senden istemiyor da geliyor benden ateş istiyor bu kadın? Yani beyefendi ne bileyim, belki elinizde kibrit olduğu içindir. Kibritle ne alakası var kardeşim? Delirtmeyin adamı. Bakın burada akıl vermek size bana düşmez ama yani sizin gibi Apollon kılıklı bir dahiye ben burada bir şey söyleyemem. Ama rica ederim canım, ortalık 40 yıllık evliyken affedersiniz gönlünü bir çıtıra kaptırıp kafayı yiyen erkeklerle dolu. Belki bu sayede hayatlarının en olağanüstü dönemini yaşıyorlar. İkinci baharlarında yürekleri tomur tomur tomurcuklanıyor. Közlenmiş bir ateş olan o kalplerin üstü cayır cayır yanıyor. Hayatlarının en güzel devresini yaşıyorlar. Heyecanlar ölecek gibi oluyorlar. Kaybettikleri cinselliklerini yeniden keşfediyorlar. Ama sonunda ne oluyor? Bitiyor. Ya. Peki ne kalıyor önünde sonunda? Hiç, hiç. İki sene olağanüstü aşk yaşadıktan sonra, hayatlarının en güzel dönemini geçirdikten, ikinci baharda yürekleri pır pır pırladıktan sonra ve kaybettikleri cinselliklerini yeniden keşfettikten sonra, hiç. İki sene? Ya bilemedim hiç. Yok. Yok. Hayatta olmaz. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Olmaz. Ne oluyor ya? Ben sevinci hayatım boyunca aldatmadım. Bundan sonra da aldatmayacağım. Ben bunu her şeyden çok daha iyi biliyorum. Hayatımda hiçbir şey çok sevgili karımdan ve benim evliliğimden daha değerli olamaz. Yok ben gidiyorum. Defne'yi hemen hallediyorum bu işi. Güzellikle benden vazgeçmesini söyleyeceğim ona. İyi de nasıl yapacaksın bunu? Duygularını incitmeden, gayet nazik bir şekilde. Yani beni sevmekten vazgeçmesini, aramızda hiçbir şey olamayacağını ama isterse bana uzaktan tapabileceğini söyleyeceğim.